Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hazırlandım. Anneannem kalem böreği yaptı, yanına da çay yaptı. Okul çantamla birlikte dedem beni şimdi alacak ve gideceğiz okula, beni bırakacak. Çok heyecanlıyım. Bakalım neler olacak okulda. Böyle gelişmelerde haberleriniz olacak. Saat 7'ye 45 falan geçiyor. 8'e 5 var. Benim dersim 8.30'da başlayacak. Yavaş yavaş çıkmaya hazırlanalım biz. Herkese selamın aleyküm cümleten kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün günlerden pazartesi. Çocuklarımızın beklediği günler geldi. Allah'ımıza şükürler olsun. Okul günlerini sabırsızlıkla bekliyorlardı. Çocuklarımız evde çok bunaldılar. Nihayet bugünleri de Rabbim bizlere erişti. Allah'ımıza şükürler olsun. Hayırlısı olsun yavrularımıza, benim yavruma, sizlerin yavrularına da Allah zihin açıklığı versin, başarılar versin, hayırlı versin. İnşallah Allah utandırmasın. Rabbim çocuklarımızın okullarının devam etmesini nasip etsin, hayal kırıklığına uğratmasın. Allah'ım bol bol dua edeceğim, benim yavrumun da sizin yavrularınızın da arkasından. Allah'ım, Allah'ım sen çocuklarımızın yar ve yardımcısı ol. Her şeyin hazır mı Defne? Evet anne. Eskiden Güzel eski ya. Günler geldi aklıma arkadaşlar. Sabah erkenden kalkardım yavrularım. 3 tane çocuklarım. Onları okula yol ederdim. Hafta sonları kıyafetlerini ütülerdim. Eşim devlet memuruydu. Kravatına, gömleğine, pantolonuna titizlikle özen gösterirdim. Allah'ım nasıl yavaşarmışız, nasıl bugünlere gelmişiz, nasıl çocuklarımızı büyütmüşüz, okutmuşuz. Bir günü yerine geçmiyor. Şimdiki gençlerimiz için söylüyorum. Bugünlerinizin değerini bilin. İleride bizim gibi nasıl yapmışım, nasıl etmişim. Hayat kavgasıyla mücadele ederken yavrularımıza zaman ayıramadığımız zamanlar oldu. O yüzden diyorum ki yavrularınızı hayat kavgasına alet etmeyin. Onlara özel ilgi gösterin. Bırakın her şey dursun, yapmayın, temizlemeyin. Ama yemeğine, yavru yemeğinize, evinizin yemeğine, yavrularınızın sağlığına, ruh haline, okuldaki başarısına yardımcı olabilmek adına onlara özen gösterin. Dedesini arıyoruz, arıyoruz, çıkmıyor. Herhalde telefonun sesi kısık kızım. Eşim erken çıktı. Arıyorum arıyorum, telefonun sesi kısıktır. Tekrar arayayım ben şimdi, telefondan çekim yaptığım için. Gelişen zamanda görüşürüz inşallah. Rabbim hayırlı günler yaşatsın bizlere. Rabbim hayırlısıyla yavrularımızın okumasını nasip etsin. Çocuklarınızın geleceği hakkında da sizlerle güzel bir konuşma yaparım inşallah. Ne? Deden geldi kızım. Arıyorum arıyorum açmıyor. Telefonun sesi kısık herhalde. Akşamdan kısık bırakmış uyurken. Telefon açıyorum açıyorum. Telefon açıyorum açıyorum duymuyorsun. Sen bir bak bakalım. 10 defa aradım 10 defa. 10 defa aradım. Herhalde sesi kısık. Çocuk geç kaldı ya. Ama 8'de çıkması lazım. Tören olur. Açılış töreni yaparlar. 8'de çıkması lazım. Tamam kızım. Hadi Defne gel seni öpeyim. Gel kızım. Gel seni öpeyim. Hadi güle güle kızım. Oy, oy benim kızım. Gelirim 2'de öğrenemem. Gel kızım. Deden seni alır 2'de. Kızım mesafe kurallarına dikkat et, tamam mı? Tamam. Hadi şan oldu. Öğretmenlerinin sözünü dinle. Mesafe kurallarına dikkat et. Arkadaşlarına yakın temasta bulunma. Maskeni çıkarma. Tamam mı bir tane? Hadi deden bekliyor seni. Allah'a emanet ol. Allah'ım senin yar ve yardımcın olsun. Rabbim seni korusun. Hayırlı bir evlat olarak okumanı nasip etsin inşallah. Yüzümüzü kara çıkarma.
Allah'ım kötü arkadaşlıklar edinme sakın Tamam. kızım. Hiç kimseyle konuşma dışarıda. Yabancılarla konuşma, tamam mı? Defne. Hadi kızım. Allah'a emanet ol. Defne'mi yolcu ediyorum arkadaşlar. Dedesi geldi nihayet. Araba istop ediyor herhalde. İnşallah bir şey olmaz. Rabbim kazadan beladan koru ya Rabbi. Koru ya Rabbi. Bu sabah kahvaltısında kalem böreği az daha ağzımdan kaçacaktı gene. Kalem böreği yaptım çayın yanında. Yanında kahvaltılıklardan yemedi Defne. Sadece kalem böreğinden yedi. Fazla yiyemiyor zaten. Sabah sabah iştah da olmuyor çocuklarım. Ben de o yüzden zorlamadım. Evet, trafik bayağı var. Yeni dönebildiler. Allah yar ve yardımcısı olsun. Herkesin, tüm çocuklarımıza Allah başarılar versin. Dolaba az bir şey menemen yaptım arkadaşlar. Dolapta domates vardı 2 tane. Ondan yaptım. Şimdi çayla birlikte vereceğim. Hindiba kahvemi yapıyorum arkadaşlar. Oğlumun menemenini verdim. Yedi. Konserveyi açmadım bu arada. Dolapta 2 tane domatesim kalmıştı. Ondan yaptım. 1 kaşık hindiba kahvesini sıcak su ilave ettim ve süt. Bu kadar. Şimdi karıştıracağım. Önce hindiba kahvemi içeyim. Şöyle zevk zevkli aklım başıma gelsin. Bugün sizlerle birlikte Arap aşı çorbası yapacağız arkadaşlar. Beni izlemede kalın. Şöyle bir kahve içmelik bir mola verdikten sonra birlikte kızıma, torunuma, eşime arabaşı çorbası yapacağım. Oğluma demiyorum. Oğlum bugün ev yerleştirmeye gidecek. 1-2 gün kalacak. Ondan sonra tekrar gelecek arkadaşlar. Menemenini yedi. Şimdi eşyalarını götürecek. Evden gerekli olan ne varsa verdim. Yastığını, yorganını aldı, kucakladı. Şimdi onu da yol ediyorum. Gidiyor arkadaşlar. Evini yerleştirecek. 1-2 gün içinde de gelecek Allah izin verirse inşallah. Allah yolun izin açık etsin. Eşim şimdi onu arabaya bırakacak. Arabada bekliyor şu anda İzzet Bey. Hayırlı yolculuklar, güle güle. Menemeni yedi. Karnı tok gidiyor. El sallıyor bana. Hadi güle güle. Oy. Allah hayırlısıyla gidip gelmek nasip etsin inşallah. Ugo'da yalvardım. Oğlum seni çekeyim dedim. Hiç seni görmediler uzun zamandan beri dedim. Teyzelerin, ablaların dedim. Anam oğlan bir mümkün belden aşağı mı çek. Beni çekmedi. Bak el sallıyor arabadan uzaktan ağrı. Belden aşağımı çek, beni çekme diyor. Ben de ısrar etmedim, ters tepki yapar diye. Hadi güle güle oğlum, Allah yolun izin açık etsin. Rabbim hayırlısıyla gelmek nasip etsin inşallah. Sanki gelin alçı götürüyor adam ya. Allah'ım ya Rabbim, yıktı ortalığı. Gelin alçı gidiyor sanki. Ben de kahvemi içtim arkadaşlar. Geçemedi hala karşıya. Bir araba geliyor herhalde. Bekliyorlar orada. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte antibiyotik yerine geçen hastalarınız için çok faydalı, şifalı arabaşı çorbası yapacağım. Bu çorbayı ben yıllar önce yapmıştım. Uzun zamandan beri de yapmadım.
Biz arabaşı demiyoruz da artık hangi yöreye ait onu da bilemiyorum. Biz tavuk çorbası diyorduk ama Karadeniz'de tavuk çorbası deniliyor. Ama arabaşı çorbası hangi yörenin yemek kültürünün ismi, onun hakkında hiçbir bilgim yok. Cam kasemin içine 10 yemek kaşığı un koydum. Şurada beklemekte olan bardağıma 2 su bardağı sıcak su koyacağım. Buraya ekleyeceğim. Tel çırpıcı ile beraber unun içine suyu, sıcak suyu ekleyeceğim. Tel çırpıcı ile beraber iyice çırpacağım. Önce sizlere malzemeleri göstereyim. Çorbanın içi için, yani bu yapmış olduğum çorbanın hamuru için. Yani çorba yanında yeniliyor bu. Dondurulup da bekletilecek 3-4 saat. Çorbanı için gerekli olan asıl malzemeler, çorba için gerekli olan asıl malzemeler 2 yemek kaşığı un, 1-2 yemek kaşığına yakın tereyağı, 1 kaşık domates salçası, 1 kaşık biber salçası, pul biber, karabiber, sarımsak. Aslında arabaşı çorbasında pul biber, sarımsak, karabiber yok. O yüzden ben kendi isteğime göre, damak tadımıza göre çorbanın tarifini biraz değiştirmiş oldum. Çünkü sarımsak biliyorsunuz her şeye çok faydalı. Tavuğumu da ocağa koydum haşlanması için. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Selamun aleyküm herkese. Ne yapıyoruz? Erkin'i Trabzon'a yolluyoruz. Arkadaşının arabasıyla yollayacağız. Eşyaları arabada. Bagaj dolu, arka dolu, bardak, çanak, kaçak hepsini aldık, alamadı. Hepsini verdik. Yeniden bir eve düzüyorlar, onları hazırlayacaklar. Ondan sonra okul başlayana kadar tekrar geri gelecekler Allah izin verirse. Şimdilik bize aile yolculuklar, Allah tüm şeyimize, çocuğumuza, öğrencilerimize başarılar dilerim. Herkesin çocuklarının zihni açık olsun. Allah'ım utandırmasın. Allah'ım hepsinin yardımcısı olsun. Vatana, millete hayırlı çocuklar yetişsin. Büyük adamlar olsunlar inşallah. Hepinize saygılar sunuyoruz. Görüşmek dileğiyle. Tavuk içinde 2 parça göğüs kullandım. Suyunu fazla tuttum. Göğüs içinde arkadaşlar suyunu neden fazla tuttum? Çünkü tavuk suyu çorbasını arabaşı çorbasının içine ekleyeceğim. Yani tavuk sulu bir çorba olması gerekiyor. Tavuklarımı haşladıktan sonra ince ince didip suyunu da çorbanın içinde kullanacağım. Yani 3 su bardağı çorbanın içine tavuk suyu koymam lazım. Mutlaka daha lezzetli oluyor. Daha sağlıklı oluyor. Şimdi kaynamış olan 2 bardak sıcak suyumu birdenbire dökmeyin arkadaşlar. Yavaş yavaş. 1 Yavaş yavaş, yavaş yavaş ölçü, ben bardakla dökersem olmaz. Birdenbire dökülür. Ölçülü koyamam. O yüzden ölçü kabıma koydum. Ölçü kabımdan yavaş yavaş ekleyeceğim. Topak topak olmaması için, rahat çırpmanız için böyle azar azar eklenecek. Yavaş yavaş şöyle birdenbire suyunu vermeyin arkadaşlar. Ben hızlı bir şekilde çırpayım. Arabaşı çorbası için şimdi sıra hamurumun koyulaştırmasına geldi. Çaycımda kaynatmış olduğum suyumu tencereme ilave ediyorum. 1 bardak. Toplam 3 bardak su. 2 bardak ununa koymuştuk. Blender'da çırpmıştık. 3 bardak da tencereye koyuyorum. Bu ölçülerim birebir gelmeyebilir.
Sizler göz kararı kendi tecrübenize göre suyunu ilave edebilirsiniz. Suyunu, ununu. Olur ya, az gelebilir gözünüze. Ama hamuru için verilen kıvam çok önemli. İyi tutması için, arabaşı çorbasının hamurunun iyi tutması için benim verdiğim tarifi birebir uygularsanız aynı sonucu alırsınız. Sıcak suyumu koydum. Şimdi kaynamasını bekliyorum. Bir çay kaşığı da tuz ilave edeceğim. Tuzla birlikte kaynatıp az önce blenderdan geçirdiğim hamurumu üzerine yavaş yavaş çırpa çırpa ekleyeceğim arkadaşlar. Suyum kaynasın. Suyu kaynattım. Şimdi kaynamakta olan suyumun altını hafifçe kısacağım. Az önce çırptığım, blenderdan geçirdiğim hamurumu ilave edip hiç beklemeden sürekli seri bir şekilde çırpa çırpa kaynatacağım arkadaşlar. Elinizden çırpıcıyı kesinlikle düşürmeyin. Çok güzel çırpılması gerekiyor şu aşamada. Şimdi altını kıstım ama birdenbire sıçramasın diye, yani topaklanmasın diye. Biraz sonra altını açacağım tabii ki. Altını açtım. Çırpa çırpa pişireceğim şimdi. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar ve koyulaştığı zaman, piştiği zaman muhallebi nasıl yapıyorsanız arabaşı çorbanızın da hamurunu böyle yapıyorsunuz. Biraz sonra borcamımı hazırlamam lazım. Borcamın içini ıslatacağım. Bu tarif için orta boy borcam seçeceğim. Kare de olabilir, yuvarlak da olabilir ama ben kare olmasını tercih edeceğim. Tabii ki bulabilirsem, şu anda nereye koyduğumu bilmiyorum. Kare borcamımı hemen bulmam lazım. Kaynattıktan sonra dökmek üzere. Dondu arkadaşlar. Onu buzdolabına koydum. Tam kıvamında şu anda. Şimdi çorbamı yapmaya başladım. Çorba için ocağımın altını yaktım. Arabaşı çorbası için 1,5 kaşık tereyağı koyuyorum. Tereyağı hafifçe kızdıralım. Kızdırılmış, hafif kızdırılmış tereyağının üzerine ben 2,5 kaşık koydum. Tenceremin boyutuna göre 2,5 kaşık un. Unla tereyağı helva kavurur gibi çok değil. Biraz kavurun. Çok fazla kavurmayın arkadaşlar. Altını da kısalım. Plastik çırpıcı kullanmak istemedim. Tel çırpıcı daha sağlıklı olduğu için tencereyi çizmemeye önem gösteriyorum. Şöyle yumuşak yumuşak biraz kavurdum. Unumu kavurduktan sonra içine canlarım salça ekleyeceğim hemen. Salçamı da ekledikten sonra şu kaşık yardımıyla alalım. Bir kaşık tereyağı, iki buçuk kaşık. Yani bir kaşık değil, iki yemek kaşığına, bu böyle küçük büyük kaşık değil, küçük yediğiniz yemek kaşıklarıyla ölçüyle tereyağı koydum. Bir yemek kaşığı da salça, bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası. Bayağı çok uğraştırıyor gerçekten. Arabaşı çorbası insanı çok uğraştırıyor. O yüzden yoruldum. Neredeyse yarım günümü aldı.
şöyle şey yapayım, yorgunluktan dilim damağım dönmüyor. Salçayı da kavurduktan sonra normalde benim tarifimde, okuduğum tarifte yıllar önce sarımsakla baharat koymuyorlardı. Ama ben sarımsaksız baharatsız asla yemek yapmam. Çok severiz evde sarımsağı. Her yemeğe genelde koymaya çalışırım. Şimdi sarımsağı da kavurduktan sonra üzerine baharatı ilave edeceğim. Arkadaşlar, baharat içinde kırmızı pul biber ve karabiber koyuyorum. Karabiberim hafif dura dura nemlenmiş. Üzerine su sıçradığı için. Biraz altını kısacağım. Kısık ateşte kavurmaya çalışacağım. Sarımsak salçaların kokusu iyice çıksın. Aslında tavuk suyum çok olsaydı bu suya gerek kalmayacaktı. O yüzden sizler bol suda haşlayın tavuğunuzu. Suyunu da ihmal etmeyin. Üzerine mutlaka koyun arkadaşlar. Özelliği, arabaşı çorbasının özelliği tavuk suyu. Tavuğun kendi suyu. Ben burada haşladım. Bakın. Bu tencerede haşladım. Şimdi üzerine ilave edeceğim. Çırpa 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 çırpa. Onu iyice pürüzsüz hale getirmem lazım. Biraz çaydanlıktan koydum. Biraz da şimdi haşladığım tavuğun suyunu koyuyorum. Haşlarken içine tuz atmıştım arkadaşlar. Çok tuzlu olmayacak. Hafif tuzla beraber haşladım. Bakın tencerem hala dolmadı. Çareler tükenmez tabii ki. Knorr'un tavuk suyu var, bulyon. Knorr güvenilir bir marka olduğu için ben Knorr'u tercih ediyorum. Soslarda şöyle bir tane alacağım. İçine atacağım arkadaşlar. Fazlası kokar. Yenilmez. Şöyle atalım içine. Tekrar su ilave edelim. Canlarım, çorbayı yaptık, beraber yaptık. Şimdi sıra niye geldi? Pilava. Pilav için biraz zeytinyağı koydum. Zeytinyağı hafifçe kızdırdım. Şöyle kızdırdığım zeytinyağında arpa şehriyelerimi güzelce bir kavuralım. Hafifçe kızarttığım arpa şehriyelerin üzerine şöyle bir küp ve iki küp kadar tereyağı koydum. Tereyağı da biraz hafifçe eriteceğim. Altını kıstım bu arada. Tereyağıyla beraber hafifçe eridi. Şimdi üzerine fazla yakmayalım tereyağı bu aşamada. Pilavımız siyah olur. Siyah, rengi siyah olur. 2 su bardağı baldo pirinç. Benim baldo pirinci bu arada. Aslında ben termeden alıyordum ama uzun zamandır almadım. Çünkü fazla çuval işi alıyordum da bir ay falan da dayanıyordu bana. Termenin pirinci çok güzel oluyor. Ama bir ara alacağım. İhmallikten alamadım daha doğrusu. 2 su bardağı pirincimi de koyduktan sonra ben bu aşamada 2 küp şeker koyuyorum. İçine şekerle birlikte kavruyorum arkadaşlar.
şeker böyle tane tane yapıyor. Pilavımıza şöyle hoş bir görünüm sağlıyor. Aslında limon suyu da koyuyordum ama limon var zannettim evde. Şöyle bir iki damla da eğer evinizde limon suyu varsa gerçek limon olacak. Üzerine damlatın. Pilavınız tane tane olur. Parlak olur. Bembeyaz olur arkadaşlar. Bembeyaz. Tereyağım eridi. Şimdi ben bir 5 dakika kadar kavurayım. Ondan sonra üzerine suyunu ilave edeceğim. Merhabalar güzellerim. Tekrar merhabalar. Tekrardan hepinize selamun aleyküm. Evde sabahtan öğleye kadar zaman nasıl geçti bilemiyorum. Rüzgar var. Şu camı bir kapatayım gelin. Bir dakika müsaade. Artık ordu normale döndü. Hava şartlarımız normale döndü arkadaşlar. Çok sıcaklar bitti. Havalar serinledi. Çok şükür Allah'ımıza. Rahat rahat mutfağımda işimi gücümü yapıyorum. Dinçim. Huzurluyum. Kendimle barışığım. Allah çok şükür ki Rabbim bizleri bugünlere kavuşturdu. Allah'ım hepimizi felaketlerden korusun. Sabah erkenden torunumu yol ettim. Ondan sonra da oğlumu yol ettim. Oğlum 1-2 gün içinde gelecek. Oğlum evi tuttu biliyorsunuz. Tuttu evi. Şöyle bir oturayım da iki nefes alayım da öyle konuşayım. Bir tane halı. Ayrıca salonuna da halı, kullanmadığım halılar vardı kenarımda. Onları verdim. Yatak örtüsü, yorgan, hani kalın bir pikeye yorgan yüzü geçirdim. Onu bile beğenmiyor. Pembeli bu anne diyor. Bana başka renk ver diyor. Oğlum dedim, giden geri gelmiyor dedim. Daha önce de götürdün dedim. Hiçbiri geri gelmedi dedim. Anne ben onları eşyayla birlikte diyor bıraktım, sattım diyor. Yani eve gelen kiracıya evi eşyalı olarak bırakmışlar. O yüzden geri getirmemiş. Tabak, çanak, bardak, ne diyeyim size, tava. Ne varsa evden, ne gerekliyse, çaydanlık bile verdim. Yukarıda benim çelik çaydanlığım vardı. O çok güzeldi aslında o çaydanlığım ama kullanmıyordum, sıra gelmiyordu. Biliyorsunuz çaycı kullanıyorum. Her neyse lafı fazla uzatmayayım. Ne gerekliyse verdim. Masada alt katta bizim bodrum katta bir masa vardı. Piknik masasıydı. Biraz büyük diye onu her zaman kullanmıyorduk. Hani kalabalık bir deniz kenarına ailece gittiğimiz zaman lazım olur diye. O yüzden bekletiyordum. Oğlum buna onu da aldı. Ona da göz koydu. O da gitti tabii ki. Bir tane sebzelik var. Onu götüremedi. Sebzeliği de bir dahaki gelmeye götürürüm anne dedi. Ben de o gitmişken yemeği yaptım gördüğünüz gibi. Arabaşı çorbası yaptım. Şu anda arabaşı çorbasının buyur İzzet Bey. Selamünaleyküm. Hamuru dolapta. Onu ya, göstereceğim sizlere. Rahatsız etmeyeyim ya. Aa, rica ederim. Buraya ne oldu? Oraya şey olmuş. Aa, leke olmuş. Toz değil yani herhalde bir şey olmuş. Onu ıslak mendille sil de öyle gel istersen. Islak mendille beraber. Leke yapmış siyah gömleği. Defne'nin tam çıkma saati şu anda aradı. İzzet Bey'in hemen gitmesi gerekiyor. Şöyle 2-3 kelime bir açılış yapsın. Onu da yolcu edeyim. Çamaşırlarım vardı. Oğlumun odasından çıkarttığım kenardaki çamaşırlar. Beyazları yıkadım. Kurutma makinesinde kuruttum. Renklileri yıkadım. Şu anda beyazları aldım. Renklileri atacağım kurutma makinesine. Yemeğimi yaptım. Pilavımı yaptım. Pilavımın en son aşamasını gösteremedim sizlere. Acele acele Defne gelene kadar evi toparlamak istedim. Eşim de geldi, o da yardımcı oldu. Evi süpürdü arkadaşlar. Evi süpürdü, tozlar aldı derken ben bugün işleri bitirdim. Allah'a çok şükür olsun ama hiçbir şey yiyemedim. Karnım aç. Senin de aç mı karnın? Hem de zil zurna. Ha. Ama Defne gelince yeriz. Defne gelince mi yiyeceğim? Yetişemeyiz ki. Defne'ye biraz sonra almaya gideceğim. Selamun aleyküm arkadaşlar. Çocuğumu bekletme, fazla uzatma o zaman da gelince konuşuruz. Tabii. Gelince. Ben sizi arkadaşlarla, değerli takipçilerinle baş başa bırakayım. Tamam. Çünkü çocuk biliyorsun. Söyleyecek bir şey mi var? Yok. Ne diyeceğim? Sana eşlik edeyim dedim ben. Ha. Ayakta da eşlik edebilirsin. Rahatsız ettim. Sanki sohbet videosu gibi geldin, sandalyeye aldın, oturdun.
Ben de zannettim ki çok konuşacak kelimeler var ama defterin saati yok, geldi. Yok canım. Ay! Ay bir şey devrildi. O neydi? Ay kalbim ağzıma geldi. Arkadaşlar şu kazaya bakın. Bambum getir de görsünler. Bambum devrildi. Vazom kırıldı. Rüzgar var dedim ya. Gördünüz. Ay çok üzüldüm ya. Bakın vazom kırıldı arkadaşlar. Hayırdır inşallah. Nazar çıktı diyelim. Nazar çıktı. Bambumun vazosu kırıldı. Allah'tan yedekte var. Kırılsın. Kırılana üzülmeyelim. Ama korktum. Korktuğuma üzüldüm. İzzet Bey yerinden bir fırladı ki. Burayı kapattım. Mutfağın camını kapatamadım. Mutfağın camı açık o taraf. Oradan esince radyonun yanından attırıverdi bambumun vazosunu yere. Gördünüz mü? Görünmez kaza işte bu. Mutfakta neler yaşıyoruz arkadaşlar. Ama gerçekten kırıldığı da iyi oldu. Nazar çıktı diyelim. Bence de. Evet nazar çıktı. Ben diğer vazoya koyacağım şimdi onu. Cana yani mala gelsin. Her zaman dediğim gibi cana mala gelsin, cana gelmesin. Siz de duydunuz kütürtüyü. Birdenbire kalbim hop hop etti. Ne olduğumu şaşırdı. Ay öyle arkadaşlar. Eşim yerinden bir fırlıyor ama ben de ay sinirden mi gülüyorum? Neden gülüyorum? Anlamış değilim. Arkadaşlar sular yere devrildi. Halıyı ama viledayla sildirmiyorum ben. Halıyı benim özel ilifim var yer silmek için. Onunla beraber zaten yıkanmaya verilecekti halı. Diğer postişlerimi serecektim. Bir kat şöyle silelim. Oğlum haftaya gidecek pazartesi günü bütün halılar bu halılar yerden kalkacak. Diğer yedekteki postişler serilecek. Bakın arkadaşlar o kadar rüzgar var ki şu anda normal hali. Az önce gördüğünüz vazom devrildi. Fakir elde yıkama halı koltuk sil, deterjanı değil mi hayatım? Evet. Çok güzel ama. Anında mis, çıkardı. Bak. Evet ben anında çıkardı. Çok mu koydun ne yaptın? Bayağı bir köpürdün. Etkili olsun dedik ya. Neyse. Benim işim çoktu. Oğlumun odasını devam ettim. Şimdi bambularımı vazoya koyayım gene yerine. İnşallah bir daha kırılmaz. Yedeğe de iyi ki de varmış. Sağ ol hayatım. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Şey defnemi bekletme. Şöyle bir saksım vardı. Saksı değil vazo. Yanlış söylüyorum. Daha önce de bunu kullanıyordum. Yedek yedek. İyi ki de yedekteymiş. Bu da kırılmasa bari. Acımadım da gene insan üzülüyor. Kırılana üzülmeyeceksin aslında. Bambularım yerini aldı. Görülmez kaza. Ay öyle korktum ki eşime bir bardak su içirdim. Ondan sonra da ben içtim. Kalbim ağzıma geldi. Gördünüz zaten çekim anında mutfakta görülmez kaza. Allah beterinden saklasın. İşlerimi yaptım arkadaşlar. Yemeklerim hazır. Mutfağımı toparladım, süpürdüm. Burada toz almadım. Sadece burayı süpürdüm. Diğer taraflara eşim süpürdü. Ben burayı süpürdüm, mutfağı süpürdüm, balkonu süpürdüm. Şöyle göstereyim sizlere. İçeriye doğru da gidelim. Yani ev işim bitti. Lavaboları falan da sildik. Yani sildik dediğim dezenfekte ettik. Oğlumun odasını göstereyim arkadaşlar. Şöyle şu şekilde oğlumun odasını da temizledim. Şu görmüş olduğunuz baza. Işık vuruyor ekrana ya. Şöyle tutayım bari. Temizlik bitti. Allah'a çok şükür olsun. Bu arada aynadan da kendimi göstermeden edemiyorum. Merhaba. Nasılsınız canlar? Ben çok iyiyim. İşler bitti. Yemekler yapıldı. Allah'a çok şükür olsun. Oğlumun odası kıyı köşe süpürüldü. Temizlendi derken. Şimdi sıra neye geldi? Defnem gelecek. Çorba içecek. Kızımın çorbasını ayırdım. Evdeydi büyük bir ihtimalle hastalığından dolayı. Eğer evdeyse dışarıya çıkmadıysa onun çorbasını götüreceğim. Pilav da götüreceğim. Turşu var. Top pancarı turşusu onu da götüreceğim. Of yoruldum. Şöyle bir nefes alayım. Bir Türk kahvesi içeyim. Kendime bir geleyim. Bir de şu açıdan göstereyim. Işık yansıma yaptığı için sizlere tam anlamıyla gösteremedim. Evet.
Oğlumun odası. Hiç bu odadan çıkmıyordu. 2 gündür oda biraz dinlensin artık. 1-2 gün içinde gelecek. Allah izin verirse. Bu da dolabımız. Üstünde yorganlarımız var. Şöyle. Arkadaşı falan gelir diye buraya da şöyle oturmak için yıllardır kullandığım çek yatım pembeli. Üzerine BİM'den aldığım koltuk örtüsünü serdim. Şu şekilde arkaya doğru da kapattım. Halısı gri, yatak örtüsü gri, koltuk örtüsü de gri. Bilgisayarı da orada arkadaşlar. Sandalye istemiyor kendisi. Gelişini gidişini engellediği için. Burada da tartım var. 24 saat üzerindeyim. Acaba kaç kiloyum diye. Burada da Ordu Spor'un ne deniyorsa deli gibi sevmek ruhumuzda var. Ordu Spor amblemi. Evet, şampiyon yazıyor inşallah. Allah yolunu açık etsin Ordu Spor'umuzun. Mor beyaz. Işığı da böyle arkadaşlar. Avize diyelim. Işık değil, avizesi de böyle. Grili odasına uygun. Öyle süs püs istemiyor, şatafat istemiyor. Hatta şu duvardakileri bile koymamı istemedi. Ama ben gene de boş kalmasın diye onları koydum. Bu odayla benim odam, yatak odam griye boyanacak. Oğlum gider gitmez ilk işimiz burayı griye boyatacağız. Diğer odaları hep yaptırdım ama burası kaldı oğlum. Devamlı bu odada çıkmıyor ki ne yapayım. Burası da oturma odam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burayı da temizledim. Tekil konuştum bu arada. Eşimle birlikte yaptık. Temizledik diyelim. Bu benim sofra örtüm. Bunun üzerinde turşu yapmıştım biliyorsunuz. Fasulye turşusunu bunun üzerinde yaptım, ayıkladım. Onu da yıkadım, oraya astım. Şu anda kurutma makinemde ne var onu da söyleyeyim. Renklilerim var. Renklileri yıkayacağım. Beyazları aldım, sepete koydum. Renkliler sırada bekliyor. Burada da kurutulmuş fındığım var. İç fındık. Bu fındığı fırına vereceğim arkadaşlar. Zaman zaman eşimle birlikte oturup fındık kırıyoruz. Fırında kabuğunu soyduracağım. Biraz pişirip soyacağım. Yaptığım zaman sizlerle de paylaşırım. Arkada turşu bidonlarım var. Boş bidonlar, lazım olur diye oraya koydum. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Oturma odam da bu şekilde. Bu saatim. Saat şu anda 3'e 10 var. Eşim gitti Defne'yi almaya. Ben de evimi göstereyim sizlere temizledikten sonra dedim. Merhaba benim değerli bacılarım. Evet, Defne'nin odası burası. Defne ile beraber birlikte paylaştığımız oda. Şimdilik Defne burada kalacak. Şu arka tarafa duvar kağıdı koydurdum ama devamı gelecek. Tabii ki bu odada griye boyanacak. Kağıt değil. Dolabım böyle. Üzerinde halılarım var, burçlarım var üzerinde. Şu şekilde koşu bandını uzun zamandır kullanmıyorum. Çünkü rahatsızlığından dolayı nefes darlığı var. Oğlum çok kullanıyor. Dolap yetmiyor tabii ki bana. Bu da ikinci dolap. Şöyle gördüğünüz gibi orada bayağı bir elime alıyor. Çünkü çok giyecekler var. Sığmıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Başlığım da böyle. Uzun zamandır oldu sizlere gösterememiştim. Defne ile beraber uzandığımız zaman bu bize çok lazım oluyor. Bir tane değil, iki tane değil. Hatta Defne'nin 2 tane telefonu var. Benimkiyle 3 tane. Ara kablo mutlaka kullanmamız gerekiyor. Defne geldiği zaman böyle üzerine TV battaniyesi diye onu üzerine vereceğim. Rahat rahat odasında dersine çalışsın artık. Aslında kızımın ev turunu yapacaktım. Sizlere çekecektim. Ama kızım rahatsız, iyi olana kadar maalesef çekemeyeceğim. Burası da banyom arkadaşlar. Banyomda böyle halılarım var. Banyo paspasları diyelim. Pembe almıştım kirli sepetini. Çok uzun zaman oldu. Ama değiştirmek de istemiyorum. Yani o kadar pahalıydı ki. Hani dursun ebediyenlik. Önemli değil, pembe banyoda olsun o kadarcık.
Şöyle göstereyim sizlere. Merhaba canlar. Burası da köşe. Gördüğünüz gibi benim köşem. Acil ihtiyaçlar. Oo, çiçeğim devrilmiş. Havluları yıkadığım için temiz havlu asmadım. Bu köşe böyle arkadaşlar. Elimize anında almak istediğimiz ihtiyaçlarımız burada. Nazar boncuğum da burada. Şöyle göstereyim. Adrasa'nın hatırası. Küçük şampuan ve sabun. Evet arkadaşlar, işler güçler bitti. Şimdi oturup şöyle güzel bir karnımı doyurayım. Üzerine de bir kahve içelim mi? İçelim o zaman. Salonun burası da. Aramıza yeni katılanlar için gösteriyorum. Salonun böyle arkadaşlar. Beyaz raflar var. Aynam altın sarısı. Şöyle geçelim. Bu dolaplar burada çok elimi alıyor. Görüntü önemli değil. Önemli olan ihtiyacını karşılaması. Canlar, gelelim dış kapımın önüne. Burası da dış kapım. Dış kapımın girişi. Merhaba. Canlarım. Şöyle göstereyim sizlere. Ay, terliğime bakmayın. Terliğim erkek terliği, rahat olsun diye büyük terlik tercih ettim. Şurası da giriş, misafir salonumun girişi. Kapı yok arkadaşlar. Kapı tercih etmiyorum. Kapı girişi engelliyor. Uğraştırıyor insanı. O yüzden böyle rahatça, geniş geniş, ferah ferah olsun diye mutfak, salon, kapı yapmadım. Genelde yok zaten. Hiçbir yerde kapı yok. Şimdiki evlerde, yeni yapılan evlerde de kapı yok. Gerek duymuyorum, uğraşmak da istemiyorum. Girerken çıkarken engel oluyor insana. Çok acıktım arkadaşlar. Bekleyemedim eşimle Defne'yi. Hemen yemem lazım. İşte arabaşı çorbası böyle oluyor. Gördüğünüz gibi aranızda bilmeyenler varsa da daha yakından sizlere göstermek istedim. Üzerine istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Limon, nane, maydanoz, ne istiyorsanız damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Hadi bana afiyet olsun. Yanında şöyle bir çavdar ekmeğiyle birlikte yiyeceğim. Sizlerin de ellerine sağlık. Eğer denerseniz bu çorbamdan, Allah olmayanlara da versin inşallah. Arkadaşlar, size çavdar ekmeğiyle yiyeceğim dedim ama ben unutmuşum ya, arabaşı çorbasının hamurunu dolapta unutmuşum. Şöyle bir keselim. Aslında normal dolabın içinde bekletecektim. Biraz buzluğa attım ki daha sert olsun diye. Geldin mi Defne? Buradayım ben. Saat 3:30. Hoş merhaba, geldin. Merhaba arkadaşlar, okuldan geldim. Çok güzel geçti. Dedem bekletmeden anne hemen aldı beni. Direkt geldim, bir baktım dedem gelmiş. Ben zaten dedeme dedim 3:10 geç orada olursun diye. O da tamam dedi. Yeni kitaplarımı falan aldık. Sizlerle de göstermek istiyorum. İşte yeni sınıfımı falan öğrendim. Törene falan hiç geç kalmamışım. Tören falan da yaptık. Öğlende ise arkadaşlarımla kırpidesi yemeye gittik. Çarşamba yemeğinin karşısında. Kolayla kırpidesi yedim. Yeni kitaplarını göstereyim hemen. Böyle bir matematik var. Kitaplarımızı da aldık aşağı kata inerek. Bu da müzik. Bu da sosyal bilgiler. Ondan sonracığıma bir de din kültürü var. Onları da hemen gösteriyorum sizlerle. Hiç gecikme yok. Anında. Bir de mağazalara uğradık. Mağazalara baktık arkadaşlarımla. Din kültürü. Şöyle İngilizce. 7. sınıfa geçenler varsa bu kitapları görmüştür. Böyle göstereyim. Bir de bu var. Fen bilimleri. Ve Türkçe. Ve bugün
4 tane matematik işledik. Hoca normalde farklı farklı vardı. Din vardı, müzik vardı ama hoca bilmiyorum yani hoca girdi derslere. 4 ders matematikti yani. 2 ders de teknoloji ve tasarım. O da gerçekten yeni dersimiz. 7. sınıfın yeni dersi. Yani güzel bir dersmiş. Beğendik ama onun kitabı yokmuş. Hoca öyle dedi. Matematikte de son derste bir şeyler yaptık işte. Yani hoca yine tam sayılar falan vardı konumuzda. Onu falan yaptık hocayla yani. Arkadaşlarınla diyaloğu nasıldı? Evet, özlemiş misin okulunu? Evet, çok özledim. Çok eğlendik. Şöyle göstereyim ama. Kaçıncı sayfaysın? Boş dersin var mıydı kızım? Boş dersin yoktu annenden. Yok muydu? Hep bütün öğretmenler geldi yani bugün. Evet, bütün kitaplar geldi annenden. Kitaplar anında masada. Evet. Yarın yine hiç bu üstümü giyeceğim. Yok. Altıma da farklı bir şey giyeceğim. Altıma da farklı çorap giyeceğim böyle. Benim süslü çoraplarım var uzun böyle. Ondan giyeceğim. Yarın da saçımı şöyle anneannem ortadan şöyle örür. Şöyle. Aynen. Küçük, bugün dedim sana ama. Küçük bir örgü yani. Ördürtmedi ortadan arkadaşlar. Ortadan örgü böyle. Ortadan bir örgü istiyorum anneannemden. Çok güzel geçti şimdi yemek. Bu sabah dedim ki kızım dağınık gitme öreyim saçlarını. Anneanne, yok anneanne dedi. Ama anneanne ben iki kulak yapacağım zaten. Çocuk gibi olmak istemiyorum o yüzden. Yerim ben seni. Gitti dayın. Yarın öbür gün gelecek Allah tamam, izin verirse. Tamam anneanne bir şey diyeceğim. Söyle bakayım. Ben dayımın odasında kalabilirim. Tabii ki. Anneanne dün gece döne döne dönmüştürsün. Artık dayının odası sana ait. Gelene kadar. Dayın yani. Gelene kadar oraya taşınabilirsin. Kalplerine gönderiyorum. Yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Ben anneanne geç yattım. Ama yani uyumuştum sonra uyandım anneannem de yoruma yazdığı gibi. Geç yattım ama sabah alarm çaldım diye uyandım. Keşke çalmasa alarm dedim bir an. Çok sesi böyle hiç hoşuma gitmiyor o yüzden. Kalktım hemen bir baktım anneannem bana neydi onun adı anneanne? Kalem böreği. Kalem böreği ve çay getirmiş. Çay da çok güzel. Çok güzel çay yapıyorsun. Gene var termos dolu. Ama çay aç karnına içilmez. Önce ben sana tamam. Bugün ne yaptım ne biliyor yaptım? Musun? Arabaşı çorbası diğer adıyla Karadeniz'le göre tavuk suyu çorbası. O zaman evet ve yanında pilav. Pilav da var. Ama pilavı yiyemezsen köfte de var. Derin dondurucuda çıkarırım, kızartırım. Yok, ben ondan yerim. Dün köfte yedim, balık yedim. Arkadaşlar dün gece öğlen balık yedim dedim. Balık olmuş ben. Diyorum. Balık mı var anneanne? Balık mı? Balık mı? Evet. Evet. Evet dedi anneannem de. Ondan sonra gece acıktım. Biz hep gece acıkıyoruz anneannemle. Anneannem güzel bir köfte yapmış. Hepsini ama ben yemedim. Ekmek içi köfte. Ben gece acıktığım zaman meyve yiyorum. Ama anneannem de bazı geceler anneannem de acıkıyor ben de acıkıyorum. Yiyoruz. Çünkü gündüz koşuşturmaktan yiyemediğim yemiş. İçin akşam aç kalıyorum. Ama açlığımı da meyveyle bastırıyorum. Meyveyi evet. Çok seviyorum. Öyle. Öyle. Deden geldi. İlk günün Defne'nin duygularını aldınız, öğrendiniz canlar. Dayının odası da dedenle çok güzel temizledik. Evet, deden de yardımcı trafik oldu. Trafik çok kötü. Allah Allah. Gerçekten. Sanki encik mencik kırkala gencik. Zombiler var sanki zombilerden kaçar gibi bir sürü araba var. Gelirken de bir sürü çocuklar bir sürü. Aha dedem şahit. Bir sürü evet. Çocuklar var. Çantasıyla gidiyorlar. Bazı çantası yere koyuyorlar. Defne sen yani, çok şanslısın. Yürüme gidiyorlar. Bak biz, evine. Bak, arabayla. Bir geldim bir baktım. Dedem dedene gelsin, şükret. Neredesin, bize neredesin, şükret. Bak iyi ki deden varmış. İyi ki seni taşıyormuş. Evet. Yani torunlusun tabii ki. Mecbur taşıyacak. Sen bizim görevimizsin. Seninle seni biz evet. Bakmaya biz de mecburuz. Yükümlüyüz de. Ama eskiden biz kitaplarımızı birinci günü biz çocukken ödünç almak için bir üst sınıflara yalvarıyorduk. Bana ver, bana ver. Yani bir sene önceden biz kitaplarımızın siparişini diğer çocuklardan alıp ikinci el olarak kullanıyorduk. Sen özel arabalarla gidip geliyorsun. Bak ne güzel Allah'a şükret. Ne güzel önüne geliyor ilk günü hiç uğraşmadan kitapların önüne geliyor. Ama biz dedenle beraber... Bu günleri göremedik. Evet. Deden daha çok benden şeymiş ama ben o kadar değil. Gene de ikinci el kitap kullanmaktan zevk alıyordum. Asla gözüm yükseklerde de değildi.
Allah'ımıza şükür olsun. Gene bak, bugünümüze şükürler olsun. Evet. Her daim şükredeceksin. Evet arkadaşlar, Allah'ımıza şükürler olsun. Dedeme Allah başımdan eksik etme diyeceksin. Amin. Anneanneme Allah başımdan Amin. Eksik etme diyeceksin. Amin. Dua edeceksin bugünün bize. Bugünün değerini bil kızım, oku. Büyüdüğün yeter. Zaman, evet. Bu vlogları izlediğin zaman... Vatana millete ayrılır. Bak ne diyorlar teyzelerin, defne, defne bizim gözümüzün önünde büyüdü diyorlar. Aynen. Heh. Aynen. Daha da büyüyeceksin. Allah ömür verirse bize de, sana da. Allah sevdiğimiz değerli takipçilerimize de ömür verdikçe hepimiz diyeceğiz ki bak, Defne genç kız oldu, Defne evlendi, Defne doktor oldu veya hakim oldu veya öğretmen oldu. Ne olmak istiyorsan, ya da avukat oldu. Hep bugünleri de bizlere göreceğiz inşallah. Allah seni hayırlı versin vatana millete. Sultan annene çok boynum ağrıdı. Ay şimdi sen dinle. Önce üzerini değiştir. Askıya ask üzerini, evet, değiştir. Askıya as. Balkonun ipine asalım. Ondan sonra da yemek yerim. Ondan sonra da yatarım. He, üzerindekileri balkonun ipine asılacak. Askıyla evet, beraber. Onu içine, balkonun içine asılacak. Orada gelecek güne kadar, sabaha kadar hava alsın. Temiz hava alsın. Ha, ikisini de asalım. Birini içine, birini de dışına. Akşam öyle yaptım, ütüledikten sonra nasıl öğrenirsen öyle gidersin. Derli toplu, düzenli büyüyeceksin. Elini yüzünü yıkayacaksın, saçlarını toplayacaksın. Okuldan gelince görevin bu senin. Artık sen bir yetişkin bireysin. Büyüdün, genç kızlığa adım atıyorsun. Allah sana ileriki dönemlerde de inşallah bize senin büyüdüğünü de gösterir. Rabbim senin evlenip çoluk çocuk sahip olduğun günleri de gösterir. Allah'ım senin mesleğini eline alıp da gururla bakacağımız mezuniyet üniversite törenlerini de gösterir. Allah'ım tüm çocuklarımıza, tüm ailelere, annelere, babalara, evlatlarından gün göstersin. Saygılar, sevgiler. Şimdi görev başına. Tabii ki. Defne balım derdi olmaz mı teyzeleri? Olurlar. Defne balım ellerinizden saygıyla öper teyzeleri. Hepinizden çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun.